Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. NATO'dan Türkiye kararı açıklandı. Bütün dünya şoka uğradı. Elimize ulaşan bir başka son dakika bilgisini siz değerli takipçilerimizle beraber paylaşıyoruz. Bakan Akar, NATO'nun Avrupa Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi'ni aktive ettiğini, İskenderun'da 2000 kişilik çadır kent kurma kararı aldığını bütün dünyaya açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri ile beraber bir takım görüşmeler yaptı. Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri ile Hatay'da depremin verdiği zararı havadan inceledi. Asrın felaketinden hemen sonra NATO Genel Sekreteri için Türkiye'ye dayanışma ziyareti olarak bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmiş NATO Genel Sekreteri daha sonra uçakta geldiği Adana'daki 10. Tanker Üskomutanlığı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından karşılandı. Burada helikopterlere geçen Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Hatay'da depremin verdiği zararı havadan inceledi. Akar tarafından NATO Genel Sekreterine Kahramanmaraş merkezi 10 ile etkileyen deprem ve sonrasındaki çalışmalar hakkında bazı bilgiler de verdi. Bakan Akar'ın görüşme sırasında iki yıkıcı deprem felaketinden sonra gösterilmiş dayanışma ve yapılan ziyaretlerin yanı sıra depremde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla NATO karargahında bütün bayrakların yarıya indirilmesi, 14 Şubat'taki NATO Savunma Bakanlıkları toplantısının açılışında saygı duruşundan dolayı NATO Genel Sekreterine de teşekkür etti. Deli İzener, bütün bunları NATO'nun birlik dayanışmasının en açık göstergesi olarak isimlendiren Akar'ın görüşmede şu ifadelerde kullanıldığı bildirildi. Bütün bu faaliyetler NATO'nun birlik, dayanışma, müttefiklik ruhunun en açık anlamlı göstergesidir. Yaşadığımız depremler yüzyılın en büyük doğal afetlerinden birisidir. Bu zor günlerde bizlere destek veren her bir müttefikimize, ortaklarımıza, dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz şeklinde bir açıklama da yaptı.